Günaydın sevgili dostlar. Bugün böyle bir giriş yapalım dedim. Kısa süre sonra sola dönün. Nasıl bir giriş? Şu an Adana'nın dağlarında, Hala Dağları doğru güzergahımız ilerliyoruz. Sola dönün. 5,5 kilometre sonra hafifçe sola dönün. Hadi kolay gelsin. Çok alakasız şekilde geçen hafta Ironman sonrasında 67 kilometrelik bir ultra trail koşusuna tur 15, yaptım. 6 dakika 47 saniye. Şu an 15. kilometreyi bitirdim. Geriye 45 kilometre kaldı. Böyle ufak ufak gidiyoruz. Düşük bir tempoda. Başlangıç yeri oldukça şeydi. Rüzgarlıydı alan. Ama şu an oldukça iyi. Biraz da manzarayı izleyelim. Görüşürüz. Saygıdeğer Koç Kelle Özü. Umarım kulakların çınlıyordur. Birlikte koşarız deyip kaydı yaptırıp sonra ortadan kayboldum. Hadi bakalım, iyime geldik. Arkadaşlar, parkur gerçekten çok keyifli. Şu an telefondan çekim yapıyorum. Umarım güzel sahneler çıkıyordur. Ağaçların renkleri. Yani şu dağlar tam saat 12 önümde. Harika bir manzara. Kavşan ağacı, gübreye bakın. Selam arkadaşlar. Şimdi yolda Deniz ve Nilay'la, Nihal'le tanıştık. Deniz Mersin'den. Merhaba. Ankara'dan. Merhaba. Beni taşıyorlar şu an. Yok ya. Deniz. İlk defa uzun yapıyorum. İlk defa uzun yapıyor. Evet. Nasıl gidiyor Deniz peki? Vallahi buraya kadar iyi geldik. İnşallah bundan sonrasında da. Belediye geldik zaten. Yolu tamam. Yarıladık. Artık bundan sonra bence artık geri sayma başlayacağız. Aynen öyle. Günaydın, kolay gelsin. Biz ciğer ve şeyin olduğu tipi noktasını şu an merak ediyoruz. Hangisi olduğunu. Oraya da onu hayal ederek gidiyoruz. Evet. Evet. Belki hani önden kusura kaparsak. Şimdi hemen şöyle geleyim. Şimdi koşumuz nasıl gidiyor? Koşu çok güzel. İki tane arkadaşım var burada.
Süper yokuş aşağı. Manzara süper hele. Evet, siz de şöyle manzarayı da gösterelim arkadaşlar. Bunu tabii daha zirveden biz seyrederek geliyoruz. Arkadaşlar şu arkada gördüğünüz zirveden indik. 1600 mü çıktık? 1600 mü? 1800 mü? Evet, o civarlarda. Şimdi inişe doğru Belemedi'ye geldik. Bilenler bilir bu tarafı. Şu an 29,5 kilometre. Yani 30 kilometre oldu. Artık hediye oldu bize de bu iniş. Evet. Ödüllendirdi. Bizi. Doğa bizi. Evet. 30. kilometre. Şöyle hepimizi de alayım. Artık ilerleyen dakikalarda. Görüşürüz tekrardan. İnişte görüşürüz. Bir sonraki videoda. Öptük Tarkan. Bize özel selam da aldık. Evet. Tur 32, 6 dakika 48 saniye. Arkadaşlar şimdi Belemedi'nin içerisine girdik. Gerçekten büyüleyici bir hafifçe manzara var. Hafifçe sola dönün. Gençler nasıldı? Belemedi. Süper. Sevdiniz mi? Çok sevdik. Tipinin burada olması ekstra güzeldi. Harikasınız. Şu an çok daha mutlu olduk. Şu an 33. kilometreyi geride bıraktık. Artık doğanın tekrar içine, doğa ve tarihin içine gideceğiz aslında. Varda Köprüsü'ne doğru. Finish orada. Sanırım Ege'de bir şey var. Yokuş var. Evet. Son zaten 6 kilometre. Yok. 55'ten sonra da bir 2 kilometre herhalde şey var. Manzaramız güzel. Evet. Bence her şeye değer. Hocam finish'te bizimkilere... Bizimkileri görürsen bir sağlam olduğumu söyle onlara. Hadi bakalım. Biz de ufaktan yol alalım o zaman. Hadi yavaş yavaş harekete geçelim. Devirdik şu anda. Evet, şöyle harika manzaralar var. Suyun sesi geliyordur. Yani durmayayım diyorum ama gerçekten büyüleyici. Yıllarca hep arabayla, motorla gidip geldiğim yerler. Bu kez koşarak gidiyoruz ve Barda Köprüsü'nde de yarışı tamamlayacağız. Birazdan tırmanmaya başlayacağız. 37. kilometreye doğru ilerliyoruz.
Evet, 41 kilometreyi geride bıraktık. Şu an kanyonun içerisinde ilerliyoruz. Yaklaşık 200 metre civarında sudan yükseldik. 200'den fazla da olabilir. Ay, nasıl gidiyor deniz? Vallahi inşallah şu önümüzdeki yokuş çok yüksek değildi. Şu an ben mental açıdan kendimi ona hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi ona kadar iyi geldik. İnşallah son yokuşta çıkarız. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen karşıda göstereyim. Birazdan taş durmaz denilen yokuştan çıkacağız. Yol yapımında birçok iş makinesi uçurumdan aşağıya düştü. Birçok kişi vefat etti. Arabayla çıkmaya çalışan kişiler de, yani off-road ekipleri, motokrosçular aktif kullanıyor burayı. Ama birkaç tane kendim şahsen binek araba gördüm uçurumun dibinde. Ben bu tarz yerlere geliyorken ekipman donanımınıza donanımınızı iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Yani gerçekten şakayı kaldıracak ya da buna benzer şeylerde riske atacak hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Bu sadece motocross, offroad ya da binek araç için onun için de geçerli değil. Yani yürürken bile ya da koşarken bile çok riskli yerler, kaygan yerler, dikkat etmek gerekiyor. Şimdi evet, birazdan orada da ufak da olsa bir video çekmeye çalışacağım size yokuş çıkarken. Hadi bakalım, soluklandık. Biraz eğim çıktık. Şimdi düzlükte tekrar koşuya başlıyoruz. Arkadaşlar zaten şöyle bir durum. Ultra'da, yani bu tarz uzun parkurlarda yokuşu koşarak çıkma gibi bir lüksünüz yok. Yani ne kadar iyi antrenman yapsanız da, şey de yapsanız, böyle çok böyle yüksek tempoyla yokuşu koşarak çıkmak hem mantıklı değil, hem de dediğim gibi kısa parkur değil, uzun bir parkur. Bu arada 67'den 60K'ya çekmişler. Biz şu an 41.5 oldu. İlerliyoruz. Oldukça enerjimiz yerinde. Harika bir hava. Varda Ultra Trail ekibine de teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon düzenlemiş. Özellikle CP noktaları. Evet, CP noktaları ve CP'deki arkadaşlara da, gönüllü arkadaşlara da çok teşekkürler. Enerjimizi yerine getiriyorlar. Yani ne istesek hemen önümüzde, değil mi? Aynen öyle abi. Vallahi ben oturdum, kalkasım gelmedi oradan. Oldukça keyifliydi. Herkesin emeğine sağlık. Hadi bakalım şimdi yokuş zamanı. Şu an en zorlu yeri çıkıyoruz. Bitti.
Havuzda da böyle bir manzara var. Gerçekten büyüleyici. Ellinci kilometreye doğru yaklaştık. Tabii sesimizden de belli yorgun olduğumuz. Çünkü tüm enerjimiz eğimlerde gitti. Yani. Böyle bir yükseklikteyiz. Bize son yokuş demişlerdi. Yok. Daha devam ediyor bence. O hep son yokuştur ya. İlerliyoruz. Yarışa başlayalı ne kadar oldu? 6 saat 49 dakika. 50. kilometreye girmek üzereyiz. Yol biraz uzasın. Tekrar koşmaya başlayacağız. Ama koşulacak gibi bir alan yok şu an. Hadi bakalım, görüşürüz. İkinci kilometreye doğru yol alıyoruz. Son 8 kilometre. 8,5 kilometre. Bir CP daha var. Bu arada uğrayıp artık son enerjimizi alıp yola koyulacağız. CP'yi güzel bir yere koyduk, arı kesin. Evet, yukarılardan, karşı taraftan çıktık. Dağların arkasından buraya geldik ve Varda Köprüsü. Şimdi tırmanıyoruz. Bakalım. 53. kilometre bitti. Evet dostlar. Yarışı bitirdik. Varda Köprüsü'nün tam üzerindeyiz. 60K bitti. Adana'nın işte en güzel güzelliklerinden birisi. Yakışan yapılıyor. Ustaların yakışanı yapıyor. Elinde sağlık. Hadi koş. Böyle harika bir ortam var. Şimdi karnımızı doyuralım. Sonra yol alalım. Görüşürüz.